Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 10. sınıf ara tatil kimya tekrarıyla karşınızdayız. Ara tatildeyiz ama adı o kadar da tatil olmasın. Öyle komple yatışa geçmiyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdiye kadar gördüğümüz bilgileri şöyle bir gözden geçiriyoruz. Tekrar ediyoruz. Her şeyi yoluna koymaya çalışıyoruz. Peki bu çalışmayı nasıl yapacağız? Bizim karşımıza neler gelecek? Şimdi öncelikle neler gördük, neler yaptık? Şöyle basitçe konu başlıkları üzerinden tekrar edeceğiz ve ardından 10. sınıf sıfırdan 10'a kimya kitabından bazı seçmece soruları birlikte çözüyor olacağız. Tabii hepinizde bu kitap var artık. Bunun üzerine siz de çalışmalarınızı yoğunlaştırmaya devam edeceksiniz. Ardından tabii ki onunla sınırlı kalmayacak. Tak kitabımızdan da, tak kimya kitabından da belli seçmece sorularla karşınızda olacağız arkadaşlar. Konu başlıklarına şöyle bir göz atmaya hemen başlayabiliriz. İlk ünitemiz kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalardı ki zaten şimdiye kadar full bu ünite üzerine konuştuk. Bu ünite üzerine yoğunlaştık. Bayağı bir zaman harcadık ve Birçok hesaplamayı bu konu üzerinden yaptık. Peki kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalarda adı üzerinde zaten ilk başlığımız kimyanın temel kanunlarıydı ve bu kanunlarda kütlenin korunumu, sabit oranlar kanunu ve katlı oranlar kanunu olarak 3 başlıkta kanunlarımızı işledik. Bunun üzerine hesaplamalar yaptık. Kütlenin korunumu kanunu diyordu ki fiziksel veya kimyasal bir tepkimede girenlerin kütleleri toplamı ürünlerin kütleleri toplamına eşit olmak zorundadır diyordu. Sabit oranlar kanunu diyordu peki? Bir bileşiği oluşturan bileşenler arasında, elementler arasında kütlece sabit bir oran vardır diyordu ve bunun üzerine işlemler yapıyorduk. Katlı oranlar kanunda diyordu ki aynı tür elementlerden oluşan Aynı iki tür elementten oluşan hatta farklı iki bileşik arasında bir elementin kütlesini sabit tutarsak diğer element kütleleri arasında yine bir oran vardı ve biz onu katlı oran olarak isimlendiriyorduk. Ardından tamel kanunları tamamladıktan sonra mol kavramından bahsetmeye başladık. Mol kavramında da alt başlık olarak bağıl atom kütlesi üzerine yoğunlaştık. Yani bir atomun kütlesinden bahsettik. Bunun üzerine izotop atomlardan bahsettik. İzotop atomlarda da ortalama atom kütlesi kavramı üzerine yoğunlaştık ve bunun üzerine hesaplamalar yaptık ve mol hesaplamalarını yaptık. Tabii ki mol hesaplamalarında mol kavramının tanecik sayısıyla, kütleyle ve hacimle olan ilişkisi üzerine konuşuyor olduk. Ayrıca atomların gerçek kütlesi üzerine de yine konuşmuş olduk. Tabii ki orada bitmedi. Ardından kimyasal tepkimeler ve denklemler diye bir başlığa geçtik. Burada tepkimenin içerisinde neler olmalı? egzotermik endotermik ne demek enerji giren çıkan ilişkileri bunlar üzerine konuştuk halleri nasıl belirtiyoruz girenlerin ya da ürünlerin fiziksel hallerini nasıl belirtiyoruz bunlardan bahsettik ardından tepkime türlerinden bahsettik tepkime türleri olarak yanma tepkimeleri sentez ve analiz tepkimeleri çökme çökelme tepkimeleri ve bunun yanı sıra tabii ki asit baz ve nötralleşme tepkimelerinden bahsettik ardından tabii ki bunlarla ilgili bazı denkleştirme işlemleri yaptık bu denkleştirme işlemlerinde de Girenlerdeki atom sayısının ve türünün ürünlerdeki atom sayısı ve türüne eşit olması gerektiği üzerine yoğunlaştık ve bununla ilgili kat sayıları denkleştirdik. Ardından tepkimelerde hesaplama işlemlerine geçtik. Burada ilk ve en basit kısmı miktar geçişleri ve miktar geçişleri ile ilgili şunu söyledik. Bize hangi türden verirlerse versinler bu miktarı kütle cinsinden ya da hacim cinsinden ya da tanecik sayısı cinsinden verebilirler. Her türlü mole gidiyoruz ve mol sayısı üzerinden de kat sayılarla orantılar kurarak işlemlerimizi yapıyoruz. Artan madde problemlerinden bahsettik. Bir tepkime tam verimle gerçekleşmiş olabilir ancak bazıları artabilir. Yani girenlerin tamamı harcamak zorunda değil. Bu konularda neler yapıyoruz? Yüzde verim kısmından bahsediyorduk. Bir tepkime illaki tam verimli gerçekleşmek zorunda değil. Yani tam verim ne demekti? Girenlerden birinin tamamen tükenmesi demekti. Böyle bir şey olmak zorunda değil. Eğer kalan madde varsa, girenlerin hepsinden kalan madde varsa burada bir verim durumu söz konusudur. İşte o yüzde verimi hesaplama üzerine konuştuk. Safsızlıktan bahsettik. Tepkimeye girenlerin yüzde saf olması gibi bir şart yok. Safsızlık durumu olabilir. E, tepkime tepkimeye girenler sadece o saf kısmı olmalıdır. Buna göre hesaplamalarımızı yaptık. Yüzde kaçı saftır? Onun için biz bu kütleyi alıp onun üzerinden işlem yapmamız gerekiyordur dedik. Atom kütlesi ve formül bulma işlemleri yaptık. Atom kütlesi nasıl hesaplanır? Veyahut bir bileşiğin basit veya bileşik formülleri nasıl hesaplanır dedik. Ve tabii ki karışım problemlerini çözdük. Şimdi sorular üzerinden bunları biraz daha netleştirelim. Karşımıza çıkacak sorular daha doğrusu kitapta karşımıza çıkmış olan sorular. Sıfırdan ona kimya kitabındaki sorularla başlayalım. X ile 2 bileşiğinin oluşması sırasında oluşan bileşik kütlesinin eklenen X kütlesiyle değişimini bize bir grafik olarak vermişler. Buna göre aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır demiş. Şimdi biz grafiği incelediğimiz zaman grafik bize ne diyor? Başlangıçta belli bir miktar Y varmış ve ben bu Y'nin üzerine belli bir miktar X eklemişim. Daha doğrusu X'i düzenli olarak ilk eklemişim. 3 gram X'i eklediğim anda tepkime durmuş. Bundan sonra eklediğim X ortamda tepkimeye girmeden kalmış çünkü bileşin kütlesinde artış yok. O zaman ben şunu söyleyebilirim. X girmiş, Y girmiş ve buna karşılık X, 2 bileşiği oluşmuş. Şimdi X'ten 3 gram eklediğim zaman 11 gram bileşiğin olduğunu görüyorum. Ve buna karşılık demek ki kütlenin konumu kanunu bana ne diyordu? Bu aradaki fark kadar Y vardır. Ya da bu ikisinin toplamı bana X, Y2'nin toplam kütlesini verecektir. Demek ki 8 gram Y varmış tepkimeye giren. Dolayısıyla ortamda başta 8 gram Y varmış. Ben bunun üzerine X'i eklemeye başlamışım. 3 gram X eklediğim zaman 8 gram Y'nin tamamı tükenmiştir. Buna karşılık olarak 3 gram sonradan eklediğim X tepkimeye girecek. Y bulamadığı için ortamda artan olarak kalmış. Yani bu 6 gram X'in 3 gramı bileşin yapısında geri kalan 3 gramı hala daha ortamda. Buna göre Tepkime sonunda ortamda Y kalmamıştır diyor. 8 gram Y vardı ve tamamı tepkimeye girdi tükendi dedik. Dolayısıyla bu ifade doğru. Tepkime sonunda kapta toplam 11 gram madde bulunur diyor. Oysa ki 11 gram bileşik var. Elimde 3 gram da X'ten vardı. Toplam ne oldu? 14 gram ortamda madde olduğunu söylemiş olduk. 11 gram sadece X, Y için 2'nin kütlesidir. X ile Y arasındaki kütlece birleşme oranı MX bölü MY 3 bölü 8'dir diyor. Dedik ki 3 gram X'e karşılık 8 gram Y'ye gelmiş. Bunun için 11 gram ilişki oluşmuş. Dolayısıyla oran tabii ki 3 bölü 8'dir. Bu ifade de doğru oldu. Tepkime sonunda 3 gram X elementi artmıştır. Bunu da belirttik orada. 3 gramın arttığını gördük. Başlangıçta 8 gram Y elementi vardır. Başlangıçtaki kütlenin 8 olduğunu ve 3 gram x ile tepkimeye girdiğini belirttik. Bu da doğru bir ifade oldu. Yanlış olan ifademiz tabii ki B seçeneğinde cevabımız da olur. Geçelim bir diğer soruya. Yani yine sıfırdan ona kimya kitabından karşımıza çıkıyor. Doğada iki farklı izotopu bulunan X elementinin 35 kütle numarasına sahip izotopunun doğada bulunma yüzdesi %75'miş. Şimdi bunun atom kütlesi 35'miş, kütle numarası 35'miş ve doğada bulunma yüzdesi %75'miş. Ve iki farklı izotopu bulunuyormuş. Buna göre X'in ortalama atom kütlesi 35,5'muş. X elementinin diğer izotopunun kütlesini soruyor. Şimdi ortalama atom kütlesini biz nasıl hesaplıyorduk? Ortalama atom kütlesi için diyorduk ki birincinin yüzdesi çarpı birincinin kütlesi artı ikincinin yüzdesi çarpı ikincinin kütlesi bölü 100 dediğimiz zaman tabii ki kaç tane izotop varsa o kadar yazıyoruz. Bize ortalama atom kütlesini verir. Bizim elimizdeki duruma baktığımız zaman Ortalama atom kütlesinin 35,5 olduğunu söylemiş. 2 tane izotop olduğunu söylemiş. Bu iki izotoptan birinin doğada bulunma yüzdesinin 75 olduğunu ve kütle numarasının 35 olduğunu söylemiş. Artı diyeceğiz. İkincisinin doğada bulunma yüzdesini ben şu anda biliyorum. Söylemesine gerek yok çünkü sadece iki tane var. Birinin yüzdesi 75 ise diğerinin yüzdesi tabii ki 25 olmak zorundadır. Çarpı bunun kütlesi nedir? Benden zaten onu bulmamı istiyor. M2 diyeceğiz buna. Bölü 100 dediğim zaman bu değere ulaşacağım. Şimdi bu işlemleri yaptığım zaman M2 değeri bana sonucu getirecektir. 100'ü karşıya atarım direktmen çarpı olarak. Bunu çarpar karşıya eksi olarak atarım ve sonradan 25'e bölerim. İşlemlerle çok boğuşmadan uğraşmadan M2'nin 37 olduğunu bulurum ve cevabım da E seçeneğinde olur. Yani bu aslında 17 ton numarasına sahip olduğu için de klordan bahsettiğini biliyoruz ve klorun doğadaki iki izotopundan bahsetmiş. Hemen bir diğer soruya geçelim. Yine sıfırdan ona kimya kitabından kimyasal tepkime türlerinden bahsediyor olacağız bu sefer. Bunların doğru eşleştirilmesini sormuş bize. Şimdi Birinci tepkimeye baktığımız zaman metan gazı oksijenle tepkimeye girmiş karbondioksit ve su çıkarmış bir maddenin oksijen gazıyla girdiği tepkimeyi biz yanma tepkimesi olarak isimlendiriyorduk. Dolayısıyla birinci tepkimeyi doğrudan D ile eşleştirebiliriz yanma tepkimesi olduğunu gördüğümüz için. İkinciye bakıyoruz. Magnezyum hidroksit, hidroksit bir bileşik, metal hidroksitler bazik yapıdaydı. Bu bir bazdır. H2CO3 karbonik asit adı üzerinde zaten ve hidrojenli bileşikler olduğu için bu da asidik yapıdadır. Buradan bir tuz açığa çıkmış ve su oluşmuş. Dolayısıyla asitle bazın tepkimesinden tuz ve açığa çıkıyor. Yani bu bir asit baz veyahut burada olsaydı nötralleşme tepkimesi olduğunu söyleyebilecektik. Dolayısıyla bunu A ile eşleştirmemiz gerekecek. Üçüncüye baktığımız zaman suda çözülmüş bir tuz var. Bir tane daha suda çözülmüş tuz var. Yani suda çözülebilen iki tane tuzu ben aynı ortamda karıştırıyormuşum. Bu karışımdan ne oluyor? Suda çözülmeyen yepyeni bir tuz ortaya çıkıyor ve katı halde çökeliyor. Ve suda çözülen başka tuzlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu çökelme işlemi çözüm ve çökelme tepkimelerinin aslında varlığını bana gösteriyor. Dolayısıyla üçü C ile eşleştirmem gerekecek. 4'e baktığımız zaman Azotla hidrojen bir araya gelerek daha büyük bir molekül yapısını oluşturmuş. Yani küçük iki mo molekül yapısı birleşmiş daha büyük bir molekülün oluşumunu gerçekleştirmiş. Bu bir oluşum tepkimesidir. Bir diğer adıyla sentez tepkimesidir tabii ki. Bunu da B ile eşleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla D, A, C, B şeklinde eşleştirmeler tabii ki E seçeneğinde karşımda duruyor. Yine 0'dan 10'a kimya kitabından bir diğer soruya bakacak olursak. Bir X metalinin oksijenle tepkimesini bana vermiş. Eşit kütlede X ve O2 ile gerçekleştirilen tepkime de 8 gram xo 2 bileşi oluşurken 1.6 gram O2 artıyormuş. Bakın arkadaşlar 8 gramı bundan tepkimeye giriyor oluşuyor ve 1.6 gram oksijen artıyor. O zaman ben bu tepkimeyi şöyle bir yazacak olursam 2 tane X ile O2 tepkimeye giriyormuş 2 tane XO oluşuyormuş. Benden başlangıçta ikisinden de aynı kütlede almamı istiyor. Yani ikisinden de M gram aldığımı söylüyor. Başlangıç koşulları diyelim. Başlangıçta tabii ki x XO'dan elimde hiç yok. Şimdi tepkime sonucunda ne oluyor peki? 1.6 gram O2'den artıyor. Dolayısıyla oksijenden kullanılan miktar ne oluyor? M-1.6 demem yeterli oluyor. Yani tamamı kurut kullanılmıyor. Bunun 1.6'sı kalan olarak kalıyor. Ancak x'ten artan olmadığına göre bundan m kadar kullanıyormuşum. Buna karşılık olarak oluşan kütle ne olacak? Kütlenin konumu kanunundan direkt ben bununla bunu toplamı bana buradan oluşan kütleyi verecektir. Yani m artı m eksi 16'dan 2 m eksi 1.6 şeklinde bulabilirim. Şimdi bana ne diyor? Oluşan x o bileşiği 8 gramdır diyor. O zaman 2m eksi 1.68 gramdır şeklinde işlemi yapabilirim. Buradan 2M değerine eşit olacak 1.6'yı karşıya artı olarak atarsam 8 artı 1.6'dan 9.6 olduğunu bulacağım. M değeri 9.6 bölü 2'den 4,8 gram olarak karşımda duracak. Yani başlangıçta ikisinden de 4,8 gram almışım. X'in 4,8 gramının tamamını kullanmışım. Ancak o 2'den 1.6 gramlık bir artan olmuş. Dolayısıyla oksijenden 3.2 gram kullanmışım. O zaman hemen O2 üzerinden düşünecek olursam. Şimdi oksijenin molekül kütlesi nedir? Bir atomu 16 olduğuna göre iki atomu 32'dir. Yani bir molü 32 gramdır. Bunu biliyoruz. Buna göre ve benim elimde 4.8 gram başta almama rağmen 1.6'sı artan olarak kaldığına göre 3.2 gram kütle olduğunu biliyorum oksijenden elimde 3.2 gramlık bir kütle var kullanılan olarak ve oksijenin molekül kütlesi 32. Dolayısıyla oksijenin mol sayısı nedir? O ikinin mol sayısından bahsedecek olursak 0.1 mol olduğunu söyleyebiliriz. Bunu hemen bir cebimize koyalım. Neden? 1 mol 32 gramsa 3.2 gramı tabii ki onda biri yani 0.1 moldür. Şimdi kat sayılarla ilgili konuşacak olursam oksijenin kat sayısı 1 x'in katsayısı 2. Dolayısıyla ben bundan 0.1 mol kullandıysam bundan bunun 2 katı kadar yani 0.2 mol kullanmış olmak zorundayım. E bana ne diyor peki? 0.2 molü 4.8 gramdır diyor. Emin tamamını kullandığım için. O zaman şimdi diyeceğim ki eğer 0.2 molü 4.8 gramsa bu x'in bir molü kaç gramdır? Bir molüne neden ihtiyaç duyuyorum? Buna A diyebiliriz. Çünkü benden istediği zaten atom kütlesi. Yani bir molün kütlesi. Dolayısıyla A değeri buradan neye eşit olacak? 0.2'nin 5 katı olduğuna göre 4.8'in 5 katını almam lazım. Yani 24 olduğunu bulacağım. Bu ne demek? 1 molü 24 gramdır demek. Ancak bana soruyu ne soruyor? Burada da yine bir çakallık var. 1 Atomunun kütlesi kaç gramdır diye soruyor arkadaşlar buna çok dikkat edelim. Bu bir molü 24 gram demek. Bu bir tanesi 24 AKB'dir demek. Atomik kütle birimidir demek. Peki bir tanesini gram cinsinden sorarsa ne yapacağız? Bir tanesi 24 bölü n A gramdır diyeceğiz. Yani gramla AKB arasında geçişin şu olduğunu hatırlayalım. AKB çarpı ena yani Avogadro sayısı bize gramı veriyor. Dolayısıyla bir tanesinin gram cinsinden kütlesi 24 bölü n'dir. O yüzden cevabımız da tabii ki E seçeneğinde yer alıyordur. Yine sıfırdan ona kimya kitabından yepyeni bir soru bakalım. Yine bir tepkime vermiş. Bununla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi birer mol kalsiyum ve Nitrik asitin tepkimesinden 0.1 mol hidrojen gazı oluşursa tepkime %10 verimle gerçekleşmiştir diyor. Şimdi bizim elimizde başlangıç koşullarını vermiş. Diyor ki kalsiyumdan ve nitrik asitten birer mol alırsak. Burada sınırlayıcı bileşenimizi düşünmemiz lazım. Yani tepkime tam verimle gerçekleşirse hangisi biterdi? Şimdi ikisinden de eşit mol sayısı da alırsam katsayısı büyük olan önce biterdi. Dolayısıyla ben şu nitrik asidin burada sınırlayıcı bileşen olduğunu söyleyebilirim. Neden bunun olduğunu söylüyorum? Eşit miktarda var. Katsayısı büyük olandan daha fazla harcanıyor. Yani ben bundan 1 mol harcadığım zaman katsayısı 2 olduğu için bundan sadece 0.5 mol harcamam yeterli olacaktı. Yani 0.5 mol zaten kalsiyumdan artan madde olarak kalacaktı. O zaman diyeceğim ki bundan sınırlayıcı bileşen olduğu için 1 molünden kaç mol harcamam gerekiyor? 0.1 mol H2 oluşuyorsa bir de buradan 0.1 mol oluşuyorsa bu neyi gösteriyor bana? Demek ki bundan 0.2 mol harcamışım bundan 0.1 mol harcamışım. Kat sayısı 2 olduğu için burada kat sayısının 1 olduğunu görüyorum. 1 mole karşılık 0.2 mol harcadığıma göre kaç verimle gerçekleşmiştir gibi bir işlem yapabilirim. Bir de 0.2 ise yüzde tabii ki 20 olarak bulurum. Yüzde 20 verimle gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır arkadaşlar. 2 mol kalsiyuma karşılık 3 mol nitrik asit alınırsa bu tepkimede sınırlayıcı bileşen kalsiyum olur diyor. Şimdi 2 mol kalsiyumun tamamını harcamam için benim 4 mol nitrik asit ihtiyacım var. Bunu görüyorum Katsayısı sayısı 2 olduğu için. Ancak elimde 3 mol nitrik asit var. Dolayısıyla sınırlayıcı bileşen kalsiyum değil yine nitrik asit olmalıdır. Gayet bu ifademiz bu yüzden yanlış oldu. 3 mol nitrik asite karşılık ben sadece onun yarısı kadar yani 1,5 mol kalsiyuma sahip olmam yeterli elimde bu koşulda bile artan kalsiyum olacaktır. 2 mol kalsiyum ve nitrik asitin tepkimesinden 0,1 mol kalsiyum nitrat oluşursa tepkime %10 verimle gerçekleşir diyor. Şimdi bize verdiği değerlendirmeler diyor ki 0.1 mol bundan oluşuyormuş. Bundan 0.1 mol oluşabilmesi için bundan 0.1 mol harcanması, bundan 0.2 mol harcanması gerekiyor. Yine kas ötürü. Şimdi, peki ikişer mol aldığım zaman sınırlayıcı bileşenim kim? Tabii ki yine nitrat, nitrik asit olacak. E çünkü onun kas sayısı iki eşit mol sayısında almamdan kas sayısı fazla olan sınırlayıcı bileşen olacaktı. Dolayısıyla diyeceğim ki 0.2 mol aldığım zaman bundan sadece sıfır pardon 2 mol aldığım zaman bunu değil 2 mol aldığım zaman buradan sadece 0.2 mol harcanıyorsa yüzde kaçı harcanmıştır buna da B diyelim mesela B değil buradan ne çıkacak tabii ki onda biri olduğunu görüyoruz yani yüzde onluk bir verimle oluşacaktır tepkime dolayısıyla bu ifademiz doğrudur sadece üçüncü ifademiz doğru olduğu için cevabımız da tabii ki B seçeneğinde yer alıyordur. Takimya sorularının sorularını çözmeye başlayalım kitabının sorularını çözmeye başlayalım. X ve Y elementlerinden bileşik oluşmasına ait bir grafik vermiş bize. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi X ve Y elementleri birleşerek bileşik oluşturuyormuş. X'ten 80 gramdan 48'e düşmüş. Y'nin ise 80 gramının tamamının harcandığını görüyoruz. Dolayısıyla ben burada mx bölü my gibi bir hesap yapacak olursam yani x kütlesinin y kütlesine olan oranını bulmak isteyecek olursam diyeceğim ki başlangıçta ikisinden de 80 gram varmış. x'ten ben sadece 32 gramını harcamışım yani 80 eksi 48'ini harcamışım. Y'nin ise tamamını harcamışım. Yani Y'den elimde hiç kalmamış. Dolayısıyla 32 bölü 80 bunlar arasında oran olacak. Yani 2 bölü 5 oranına sahip olacak. Bu ne demek oluyor? Başlangıçta toplam 80 gramdır diyor. Oysa ki 80 gram x 80 gram y vardır. Yani başlangıçtaki toplam kütle 160 gramdır. Bu ifade yanlış oldu. 112 gram ürün oluşur diyor. Biz biliyoruz ki 80 gram y'den giriyor. Buradan 80 gram. Buradan 32 gram harcanıyor. Dolayısıyla ikisinin toplamı kadar ürün oluşması gerekiyor. Yani 112 gramlık bir ürün oluşacaktır. Bu da doğru bir ifade oldu. X'in Y'ye kütle cebirleşme oranı 2 bölü 5'tir. Bunun da doğru olduğunu ifade etmiştik. İkinci ve üçüncü ifadelerimiz doğru olduğu için cevap tabii ki yine D seçeneğinde yer aldı. tam kimya kitabından yeni bir soruyla karşılaşalım. ch 4 ve C4H A bileşiklerinde hidrojenler arası katlı oran 2 bölü 3'müş. Şimdi burada yapacağımız işleme göre Elimizde neler var? C3H4 var. Bir de C4H A gibi bir bileşik var. Ben burada hidrojenler arasında katlı oran bulmak istiyorsam ne yapacaktım? Karbonların sayısını birbirine eşitlemek zorundaydım. Çünkü katlı oran bu demek. Elementlerden birinin kütlesini birbirine eşitleyip diğerleri arasındaki orana bakmak demek. Dolayısıyla karbonları eşitlemek için bunu 4 ile bunu 3 ile genişletmem yeterli olacak. Bu durumda ne oldu? C12 H16 gibi bir şey elde ettim. Diğerini 3 ile genişlettiğim zaman yine C12H bu sefer 3A elde ettim. Bakın karbonlar birbirine eşit. Artık hidrojenler arasındaki oran bana katlı oranı verecek zaten. Yani 16 bölü 3A benim buradaki katlı oranım olacak. E Bunun 2 bölü 3'e eşit olduğunu söylemiş. Dolayısıyla 3'leri hemen buradan sadeleştirebilirim. A değeri ne olur? 16 bölü 2'den 8'e eşit olur. Dolayısıyla A değerim 8'miş. O zaman bileşimin bileşik formülü ne olacak? Elimdeki bileşik C4 H8 bileşiymiş. Arkadaşlar bunu görüp de hemen C4 H8 kovalamıyoruz. Ne yapıyoruz peki? Bunun basit formülü en sade haliydi. Dolayısıyla 8 4'ün 2 katı olduğu için en sade hali. Ben bunları 4 ile sadeleştirecek olursam CH2 olacaktır. Dolayısıyla cevabım da A seçeneğinde yer alacaktır. Bir diğer soruya geçecek olursak mol sayıları ile ilgili karşılaştırma yapmamızı istiyor bizden. Şimdi 6.4 gram SO2 gazı diyor. SO2'nin ben molekül kütlesini hesaplayacak olursam bakıyorum kükürt 32'ymiş, artı diyeceğim. 2 tane oksijen var ve her biri 16 imiş. Buradan 64'e ulaşacağım. Bu ne demek? 1 mol SO2 64 gram mıdır? Buna göre benim elimde 6.4 gram SO2 olduğuna göre kaç moldür demem gerekiyor. Şimdi onda bir olduğuna göre x değerinin doğrudan 0.1 mole eşit olduğunu söyleyeceğim. Yani buradan 0.1 mol elde ettik. İkinciye baktığımız zaman 1.806 çarpı 10 üzeri 23 tane O2 molekülü diyor. Ben şunu biliyorum ki 1 mol 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik demek ki Avogadro sayısını burada bize vermiş. Buna göre 1.806 çarpı 10 üzeri 23 tanecik kaç moldür gibi bir işlem yapmam gerekiyor. Şimdi şunu biliyorum ki 6,02'nin 3 katı 18,6'dır. Burada bir virgül kaymış. 10 üzeri 23'ler sabit olduğuna göre demek ki 0.3 katıymış bu. O zaman 1'in 0.3 katı tabii ki 0.3'tür. Y dediğimiz değer 0.3 mol oldu. Yani burada aslında 0.3 mollük bir maddeden bahsediyoruz. Üçüncüye gelecek olursak karbondioksit var elimizde. Yine kütle vermiş. Karbondioksit molekül kütlesini hesaplamam lazım. Bunu nasıl hesaplayacağım? Karbon 12 artı 2 tane de oksijen olduğuna göre 2 çarpı 16 oradan gelecek. 44 olarak bulacağım. Bu ne demek? 1 mol karbondioksit 44 gramdır demek oluyor. E, elimde 4.4 gram karbondioksit olduğuna göre bunun mol sayısını hemen buradan hesaplayabilirim. Yine onda bir olduğuna göre Z değeri 0.1 mol olmak zorundadır. Üçüncüsü de 0.1 molmuş. Bunlar arasındaki ilişki istediğine göre benden 2 büyüktür 1 eşittir 3 şeklinde olmalı. Yani cevabım tabii ki B seçeneğinde yer almalıdır. Hemen bir diğer soruya bakacak olursam hacimce yüzdesini hesaplamamı istiyor bizden. Eşit hacimlerde N2 ve O2 gazları N2O gazını oluşturmak için tam verimli tepkimeye sokuluyormuş. Şimdi ben bu tepkimeyi bir yazacak olursam denkleştirme ihtiyacım olacak burada. N2 ve O2 gazları tepkimeye girip N2O gazını oluşturuyormuş. Burada denkliği sağlamak istiyorsam, şimdi oksijenden iki tane var. Burada da iki tane oksijen olması için bunun katsayısına iki yazarım. Şimdi dört tane azot oldu. Burada da 4 tane azot olması için bunun katsayısına da pardon iki yazarım. Denkleştirmiş olduk tepkimemizi. Başlangıç değerleri, değişim değerleri ve sonuç üzerine konuşacak olursam, son durumda neler kalacak? Eşit hacimlerde diyor. Şimdi hacim oranlarının sabit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla mesela başlangıçta bundan da 2 ve bundan da 2 ve hacimde olduğunu düşünecek olursak. Bundan tabii ki başlangıçta elimizde hiç madde yok. Aynı ortamda oluyorsa hacim değişmeden tepkime devam edecek ve tam verimli tepkime dediği için bunlardan birisi bitecek. Şimdi hangisi bitecek? Tabii ki katsayısı büyük olan bitecek. Hacimleri eşit olduğu için Buradan 2V harcanırken buradan katsayısı 1 olduğu için sadece V hacminde harcanacak. Dolayısıyla buradan da katsayısı 2 olduğu için 2V hacminde maddenin oluşmasını bekliyoruz. Bu durumda son durumda N2'nin tamamı tükendi, 2V hacmin tamamı tükendi ve oksijenden V kadar bir hacimde elimizde kalan var. Buradan da 2V kadar oluşan var. Benden ne istiyor? Hangi gazdan yüzde kaç artar diyor. Şimdi o zaman oksijenden arttığını biliyorum. Oksijenden başlangıçta 2V kadar vardı ve V'si elimde kaldı. Yani yarısı elimde artma tepkimeye girmeden kaldı. Dolayısıyla oksijenden V %50 oranında artan vardır. Dolayısıyla cevabım B seçeneğindedir diyeceğim. Yine tak kitabından bir soru var karşımızda. Bir organik bileşiğin 6.4 gramının tamamen yanması sonucunda normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplayan karbondioksit ve 7.2 gram H2O su bileşiği elde edilmekteymiş. Şimdi normal koşullarda 4.48 litre. Hemen bunun üzerine bir gidelim. Bir mol gaz türü ne olursa olsun normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplıyordu. Buna göre elimizde 4,48 litre hacim kaplayan karbondioksitin mol sayısı kaçtır gibi bir işlem yapalım. Hemen 44,8'in 22,4'ün 2 kat olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 1 virgülde kaydığına göre buradaki x değeri ne olacak? 0,2 mol olacak. Yani karbondioksit elimizdeki karbondioksit 0,2 moldür diyeceğiz. Sudan bahsedecek olursak 7.2 gram diyor. Suyun hemen molekül kitlesini bir hesaplayalım. İki tane hidrojen var ve her birinin kütlesi bir. Artı dedik. Bir tane oksijen var. Onun kütlesi de 16. Dolayısıyla suyun molekül kütlesi 18'miş. Bu ne demek? Bir mol su 18 gram kütleye sahiptir demek oluyor. Buna göre 7.2 gramı kaç moldür gibi bir işlem yapmam gerekiyor. Şimdi burada oksijenin mol sayısını nasıl bulacağım? 18'in kaç katı? 72'dir. Tabii ki 4 katı. 1 virgül kaydığına göre demek ki Y değeri 0. 4 moldür diyeceğim. Yani elimdeki su son durumda 0.4 mol olacaktır. <laughs> Buna karşılık ben bileşiği nasıl bulurum peki? Bileşiğimin CX, HY, OZ gibi bir bileşik olduğunu düşünebilirim. Çünkü bu oksijenle tepkimeye girdiği zaman karbondioksit ve su açığa çıkarıyormuş. Ve burada karbondioksit ve suyun mol sayısını buldum ben. Bundan 0.2 mol varmış. Bundan 0.4 mol varmış. O zaman ben bu bileşin yapısındaki karbonun, hidrojenin ve oksijenin mol sayıları ile ilgili yorum yapabilirim. Şimdi karbonun 0.2 mol olduğunu biliyorum. Bunu zaten hesapladım. Çünkü burada bir tane karbon var. Burada da bir tane karbon olması gerekiyor. Yani daha doğrusu karbon kütlelerinin eşit olması gerekiyor. 0.2 mol olduğuna göre buradan kütlesini bulabilirim. Yani bu bileşin yapısındaki karbonun kütlesini bulurum. Onu nasıl bulacağım? 1 molü 12 gram olduğuna göre ve 0.2 mol olduğuna göre bunu 0.2 ile çarptığım zaman 2.4 gram olduğunu söyleyebilirim. Aynı şeyi hidrojen için yapalım. Hidrojenden ne kadar var peki? Şimdi 0.4 çarpı 2'den 0.8 mol hidrojen olması gerektiğini biliyorum. E çünkü suyun mol sayısı 0.4'tü ve her birinin içerisinde 2 mol hidrojen olduğuna göre, 2 tane hidrojen olduğuna göre burada 0.8 mol hidrojen olması gerektiğini görüyorum. Dolayısıyla bunun kütlesini de 1 çarpı 0.8'den çünkü hidrojenin atom kütlesi 1 o yüzden 1 ile çarpıyorum. 0.8 gram olması gerektiğini söylüyorum. Şimdi oksijene biraz daha tersten gideceğiz. Neden? Çünkü oksijenin mol sayısını bilmiyorum. Kütlesini biliyorum bu sefer. Onu nereden biliyorum? Kütlesi çünkü toplam kütleyi bana vermiş 6.4 gramı demiş 6.4 gramının 2.4'ünü bu 0.8'ini bu oluşturuyor yani 3.2 gramını bu oluşturuyor. Şimdi bunlar 3.2 gramsa toplamda 6.4 gramsa demek ki 6.4 eksi 3.2 benim oksijenin kütlesini verecek yani 3.2 gram olduğunu söyleyecek peki 3.2 gram oksijen kaç moldür? Şimdi oksijenin atom kütlesi 16 olduğuna göre yani 1 mol 16 gram olduğuna göre 3.2 gramı 2 katının onda biri yani 0.2 mol olmalıdır. Şimdi mol sayılarını biliyorum. Karbondan 0.2 mol, hidrojenden 0.8 mol, oksijenden yine 0.2 mol var. Dolayısıyla ben burada karbon, hidrojen ve oksijen Altına yazacağım sayıları belirlerken karbon oksijene aynı sayı yazmalıyım. Hidrojene bunların 4 katını yazmalıyım. E, basit formülü dediği için de en sade hallerini yazmalıyım. Dolayısıyla karbon ve oksijene bir yazarken hidrojene 4 yazmam gerekiyor basit formül için. O yüzden benim basit formülüm CH4O şeklinde olmalıdır. Yani cevabım B seçeneğinde yer almalıdır. Tak, kimya ve... E sıfırdan ona kimya kitaplarını şöyle tekrardan bir hatırlatalım. Neler yapmıştık? Biz neler için çalışmalar yaptık? Sizin neler yapmanız gerekiyor? Bunlara bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdiye kadar kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar üzerine çalıştık, konuştuk. Yani 12. sayfadan başladık ta 74. sayfaya kadar olan kısımlar üzerine çalışmalarımızı yaptık ve karışımlar ünitesine yavaş yavaş geçiyor olacağız. Tak kimya kitabından da bir göz attığımız zaman aynı şekilde biz başlangıçtan yani 13. sayfadan başladık ve ta karışımlar ünitesine kadar yani 83. sayfaya kadar ki kısmı tamamlamış olduk. Sizin de kitaplarınızdan bir an önce bu arada boşluk bırakmayacak şekilde çözmenizi ve çözümlerinizdeki hataları da e, Tat sisteminden çözümlü örneklerden e, göz atmanızı, şuradaki kara kodları kullanarak soruları kontrol etmenizi, video çözümlerine bakmanızı öneriyorum şiddetli. O zaman hemen ödüllü sorumuza bakıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı unutmuyoruz. Hepinize iyi çalışmalar, iyi bir tatil dönemi diliyorum arkadaşlar. Müzik